En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 24 Ocak 2023 ben Ferhan Kösoğlu günün öne çıkan sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin bir eyleme imza atan Paludan'a yönelik tepkiler dinmiyor. Avrupa Birliği ve Almanya'dan da açıklama var. Detayları birazdan paylaşacağız. Almanya'da konut piyasasında ev ve kira fiyatları fırlarken dar ve orta gelirlerin ev sahibi olma hayali suya düştü. Gelişmeleri aktaracağız. Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet'ten Türkiye'ye uçuşlarda yeni aile indirimi müjdesi geldi. Bu konunun detayları da haber bültenimizde olacak. Daha birçok sıcak başlık bizi bekliyor. Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. Irkçı siyasetçi Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin hareketinin yankıları sürüyor. İslam dünyasının sert tepki gösterdiği olayla ilgili Avrupa Birliği'nden ve Almanya'dan da açıklama geldi. Avrupa Birliği komisyonu Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili İsveç makamlarını Avrupa Birliği'nde ırk ve din temelli nefretin yeri yoktur şeklinde uyardı. Öte yandan Almanya'da Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an-ı Kerim yakmasını kınadı. Avrupa Birliği Komisyonu sözcülerinden Johannes Börke, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması ile ilgili İsveç makamlarının adım atması gerektiğini söyledi. Börke, Avrupa Birliği Komisyonu sözcülerinin basın toplantısında İsveç'teki olayla ilgili soruyu yanıtladı. Bu tür eylemlerin Avrupa Birliği'nin üzerine kurulu olduğu değerlerle uyumlu olmadığını belirten Burke'i, daha önce de defalarca dediğimiz gibi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ırk ve din temelli nefretin Avrupa Birliği'nde yeri yoktur. Bu, İsveç makamlarının ilgilenmesi, onların adım atması gereken bir konu, ifadesine kullandı. İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarka'da aşırı sağcı sıkı yön partisi lideri Rasmus Blodin, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Plouda'nın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti. İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Plouda'na izin vermesine Türkiye'de hükümet ve muhalefet yetkilileri başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti. Almanya Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü'nün konut piyasası ile ilgili yaptığı araştırma çarpıcı bilgileri ortaya koydu. Ülkede ev fiyatları son 28 yılın zirvesine çıktı. Öte yandan bu fiyatlarla dar ve orta gelirlerin ev sahibi olma hayali ise maalesef suya düştü. Almanya Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü Almanya'da son yıllarda konut fiyatlarının her yerde patlama yaptığını, bu fiyatlarla dar ve orta gelirlilerin ev sahibi olmasının imkansızlaştığını bildirdi. Enstitü tarafından yayımlanan bir rapora göre, konut fiyatlarında son 28 yılın zirvesi yaşandı. Sadece bazı kiralarda patlama yapmayan konut piyasasının bu şekilde artması durumunda ise Almanya'da bir gayrimenkul krizinin baş gösterebileceği tespit edildi. Enstitü raporu Almanya'daki 97 şehirde yaptığı araştırmalar sonrasında yayımlandı. Rapora göre müstakil ev ve arsaların yanı sıra apartman dairelerinin fiyatları da patlayıcı bir şekilde artmış bulunuyor. 2010 ile 2022 arasında ev fiyatlarının %150, arsalarında %130 arttığı belirtilen raporda, özellikle büyük şehirlerde büyük bir konut sıkıntısının yaşandığını, acilen ihtiyaca göre konut inşa projelerine başlanması gerektiğine işaret edildi. Rapora göre uygun fiyatlı gayrimenkul sayısında ciddi düşüş oldu. Ayda 3730 euro geliri olan orta düzey haneler için uygun fiyatlı müstakil evlerin oranı 2022'nin ilk çeyreğinde %40 iken 3. çeyrekte oran %28'e geriledi. Türkiye Hava Yolları ve Anadolu Jet'ten Türkiye uçuşlarda yeni aile indirimi müjdesi geldi. Türkiye Hava Yolları ve Anadolu Jet, Avrupa'dan Türkiye'ye yaz aylarında uçacak olan en az 3 kişilik ailelere %20 indirim kampanyası başlattı. Dün başlayan kampanya 1 Şubat 2023 tarihine kadar devam edecek. Uçuşların ise 1 Haziran 30 Eylül 2023 tarihleri arasında olması gerekiyor. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Uçuşlar yaz aylarında yapılacak. Çünkü bilet alım tarihine bakarak bazı insanlar neden bu yaz aylarını kapsamıyor diyebiliyor. Uçuşlar yaz aylarını kapsayacak. Türk Hava Yolları ile Anadolu Jet yaz aylarında Avrupa'dan Türkiye uçuşları için yeni aile indirimi kampanyası başlattı. En az 3 kişinin beraber alabildiği biletlere %20 indirim uygulanıyor. Aile indirimi için soyadının tutması gerekmiyor. Dünden itibaren başlayan %20 aile indirimi kampanyası 1 Şubat 2023 tarihine kadar devam edecek. Uçuşların ise 1 Haziran-30 Eylül 2023 tarihleri arasında olması gerekiyor. Aile indirimi kampanyası Almanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Avusturya, İngiltere, İsviçre, Fransa, İsveç ve Danimarka çıkışlı Türkiye varışlı seyahatler için uygulanıyor. Biletlerin gidiş dönüş alınması gerekiyor. Uçuşlarda bir bebek olması durumunda toplam bilet sayısının da 4 olması gerekiyor. İndirimli bilet kampanyasında indirimler tüm sınıflarda geçerli olacak. Vergi ve harçlarda ise indirim yapılmayacak. Türk Hava Yolları Kasım ayında da %20 indirimli aile indirimi kampanyası başlatmıştı. Fransa'da Müslümanların yaşam alanını kısıtlayan son dönemde tepki çeken uygulamalara bir yenisi daha ekleniyor. Fransa'da Lyon Barosu avukatların başörtüyle duruşmalara katılmalarını yasakladı. Yasak kararı 17 avukatın evet, 4 avukatın avukatınsa karşı oyuyla kabul edildi. 4000 avukatın üye olduğu Fransa'nın en büyük ikinci barosu olan Lyon Barosu meslek çalışma kurallarını değiştirerek savunma esnasında başörtüsü ve herhangi bir dini, siyasi ve felsefi simgenin kullanılmasını yasakladı. Lyon Barosu bu kararıyla Fransa'da son zamanlarda avukatların başörtülü olarak duruşmalara katılıp katılamayacağı tartışmasına cevap vermiş oldu. Lyon Barosu yasak kararında mahkemede savunma yaparken başörtüsü gibi herhangi bir dini, siyasi ve felsefi işaretin kullanılmasını yasakladı. Yasak kararı 17 avukatın evet, 4 avukatın da karşı oyuyla kabul edildi. Yasak kararı meslek çalışma kurallarının değiştirilmesiyle gerçekleştirilmiş oldu. Fransa'da da önce ülkenin en büyük barosu olan Paris Barosu avukatlara başörtüsü yasağı getirmişti. 2015 yılında Paris Barosu'nun kararından sonra 2019 yılında da Lille Barosu yasak kararı almıştı. Ülke genelinde toplam 28 baro başörtüsü yasağı kararı almış bulunuyor. Fransa Ulusal Barolar Konseyi ise konuyu Haziran ayından beri değerlendiriyor. Konseyin bu yılın sonuna doğru belirli bir karara varması bekleniyor. Hollanda hükümeti göçmen yoğunluğuyla mücadele amacıyla mültecilerin yurt dışındaki ailelerini Hollanda'ya getirebildiği aile birleşimi uygulamasındaki kısıtlamaları askıya aldı. Hollanda'da hükümet aile birleşimi için getirilen kısıtlamaları askıya aldığını açıkladı. Hollanda Adalet ve Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Erik van der Burg, parlamentoya sunduğu mektupta aile birleşimi uygulamasındaki kısıtlamaların Hollanda ve Avrupa Birliği hukukuna aykırı olduğu yönündeki mahkeme kararlarının ardından askıya alındığını bildirdi. <laughs> Farklı yerel mahkemelerin kısıtlamayı hukuki dayanaktan yoksun bulmasının ardından söz konusu kısıtlamadan beklenen amacın etkisiz kalacağı için bu kararın alındığı kaydedildi. Mektupta geçici oturum hakkı elde eden mültecilerin bundan sonra yapacakları aile birleşimi başvurularında Hollanda dışındaki aile bireylerine vize verileceği aktarıldı. Hükümet, iltica merkezlerindeki yer sorunları ve belediyelerin mültecilere barınma imkanı sağlamasının ardından Ağustos 2022'de bir dizi kısıtlamayı hayata geçirirken, mültecilerin uygun ev bulamaması halinde aile birleşimine kısıtlamalar getirmişti. Kısıtlamalar kapsamında geçici oturum hakkı elde eden mültecilerin en az 6 ay kalabilecekleri uygun ev bulana kadar Hollanda dışındaki ailelerini ülkeye getirebilmeleri için gerekli vizenin verilmeyeceği açıklanmıştı. Evet bu haberle bugünkü yayın bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.